Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Judgment Apocalypse Survival Simulation'la karşınızdayım. Ve seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz, dünyayı istila eden iblislerin bulunduğu bu oyunda insanlarımızı hayatta tutmaya çalışıyor ve gelişmeye çalışıyorduk gitgide. Birçok teknoloji alanında yenilikler yapmış ve teknolojimizi bol bol geliştirmeye çalışmıştık. Hala da şu an gelişmeye devam ediyor. Oyun birik hızında ilerliyor. Teknolojimizi geliştirmeye çalışmıştık bir yandan. Bir yandan outpostlar kuruyorduk. Bizim amacımız şeydi galiba. Maksimum adam sayısını arttırma muhabbetine gitmeydi. Ki maksimum adam sayısını arttırmış mıyız biz? Arttırmışız. 6 kişi falanlar artık. Neye gidiyorduk biz peki? Kamuflaja gittik. Koloni Defans'tan Lookout Post'a gidebiliriz. Herb Garden'dan artık şeyler toparlayabiliriz. Şifalı bitkiler. Elektromanyetiğe gittiğimizi hatırlamıyorum. Kendi kompozitimizi üretmek mantıklı olacaktır. Çünkü çok nadir bulunuyor. Ve bunu fırından yapabilmek çok çok işime yarardı. Mineral işlemesi gerekiyormuş bunun için. Tamam. Belli bir süre şeye dokunmayalım. Research'e dokunmayalım. Mineral işlemeyi öğrenelim. Oradan kendi kompozitimizi basalım. Henüz Guncraft'tan hiçbir şeye doğru ilerlemedik. Daha Guncraft'tan silah parçası üretmeyi ve silah parçası üretmekten de Kevlar Armor'una geçişi araştıracağız. Kevlar Armor'u için de mineral lazım. Aslına bakarsanız her halt için mineral lazım. Şimdi koyunlar için fazla fazla alan yapmışız. Şöyle yapalım. Wool miktarını en az 200 yapalım. Sandviç. Sandviç için daha fazla malzeme gerekiyor. Ama bende binlerce malzeme var abi. Yani 200 salata, 100 ekmek. Bununla bitecek gibi değil. En azından bir 200 tane de sandviç falan yapabiliriz herhalde. Şöyle yapalım. 150 sandviç yap en az. 150 tane de ekmek yap. Sanırım ekmek varken kimse dönüp salatanın yüzüne bakmıyor. Ondan dolayı çok tükenmiyor diye tahmin ediyorum. Ham maddemiz de bol bol varmış. Clay'dir, şudur, budur. 100'er tane de ham madde yap ki rahat bina yapabilelim. Şöyle bir evi ilerletelim dostlar. Bütün herkesin armoru var. Ana kadronun metal armoru var. Ana kadroya item diyecektik galiba. Ana kadronun itemi yok. %85 oranında tespit edilmişiz bu arada. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 10-15 dakika önce geçtik oyuna. 10-15 de değil, belki 5 dakika önce. Selamlar sevgili Galaton. Hoş geldin. Şimdi buralardan metal toplamaya devam ediyoruz bir yandan. Adamları dışarı çıkarsak, bir iki yere ateş etsek ne elde ederiz? İşte fazladan scrap gelir. Aslında bunları scrap toplamakta kullanabiliriz ya. Toplayabildiğimiz kadar scrap toplayalım. Scrap, 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 scrap. Toplayabildiğimiz kadar scrap toplayalım. Ayrıca autofight atıp bu adamların kuvvetlenmesini sağlayalım. Bunların hepsini ticarette kullanırız. Ticarette gerçekten çok işimize yarar. Şöyle bir vura 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 gidelim. Yetiştin, yetiştin Mami. Bir mi dürten derken bebeğim? Dürten. Dolara geçmiş hem indirim yapıyor. İşte Kara Cuma indirimlerini dolarda yapıyor aşkım. Oyun 600 lira. Hı. Dolara geçe 900 lira. Hı hı. Adam indirim yapmış, 400 liraya düşmüş. Çünkü sikey yapsana bedi. İşte bu indirim dönemini dolara şey yapmayı beklediler aşkım. Dolara geçişi beklediler. Dolara geçtiler ki şimdi dolara geçtikten sonra böyle çok keskin bir dönüş olmasın diye. Kaldı ki şeyi biliyorum ya, millet çatır çutur alışveriş yaptı o son gün.
Herkes toplayacağını topladı. Epic'te. Hı. Aynı bokun lacivertti. Epic en azından Türk lirası aşkım. Yani 70 liraya oyun aldım mesela. 70 liraya alacağın oyun şimdi ancak şey olabiliyor. Ya bak şimdi şöyle. İndirim girdiği için 400 lira seçtim diğer. Hı hı. Ama şu an Epic'te 680 lira. Evet. Burası indirime girer mi? Girebilir aşkım ama Epic şu an indirimde mi onu bilmiyorum. Ben yeter deyip almadığım her oyundan pişman oldum. Yani abi yetişemezsin. Hiçbir şeye yetişemezsin bak. Benim biraderin çok güzel bir sözü vardır. Bu arada ne yapıyoruz diye soranlar için Ulu Kurt ekibine scrap toplatıyoruz dostlar ki tüccar geldiğinde silah falan alabilirim. Şu an kendimiz craft yapamıyor olabiliriz. Ama tüccar geldiğinde silah falan alırız. Kardeşimin çok güzel bir sözü var bunun üzerine sevgili arkadaşlar. Kaçan balık her zaman büyük olur. Yani ne kadar hazırlanırsan hazırlan, ne kadar satın alım yaparsan yap, elbet bir şeylere yetişemeyeceksin. 60 sente American Truck Simulator aldım. Yani hoşunuza gidiyorsa ne güzel efendim, iyi günlerde oynayın. Harika bir haber değil mi? Ya şey yapılabilir aslında. Bir ara böyle oturup dolara rağmen alınabilecek hangi oyunlar var? Nedir ne değildir bir onlara bakılabilir. Ama diyorum ya arkadaşlar benim kütüphanemde 1500 oyun var. Ben yıllardır video çekiyorum, içerik üretiyorum. Hani benim kütüphane ağzına kadar dolu. Epic'te belki 500 tane oyun vardır. Steam'de 1500 tane oyunum var. Elbet ben de, emin olun ben de bir şeyler kaçırmışımdır. Ghost'u falan keserler herhalde ya. Scrap için üniversiteye daldım ama. Aa okey. Hayaletler bunlara yaklaşamıyor. İki tane sniper olarak kastığımız char var ya. Onlar çok güzel vuruyor. Gerçi sniper'ın elinde bir tane arkebüz tüfeği var. Yarım yamalak. Keman keşin hazır ve nazırdır paşam demişsin. Gördüm gördüm Eyüpçüm. Peki ne aldık şimdi? 570 scrap. Yetmez devam. Şu askerilerin olduğu yere de girelim. Bunu base'de de üretebildiğimi biliyorum ama base'de buna üretmeye harcayacağım yere hani bütün hepsini bir işe yollarım. En azından agalar çalışmış olur. Şuraya bir ağaç dikelim şöyle. Yandan bizim base'e ağaç dikilsin. Ağaç çünkü dışarıdan keşfedilmemizi engelliyor. Yani iblislerin baskınını olabilecek en minimal düzeye düşürüyoruz şu anda. Aa, bir tane scouting parti geldi. Eğer scoutları kesmezsek çok kalabalık gelecekler. O yüzden bizim ekibi oraya yönlendireceğim hemen. Yürü bakalım. Gülüşünü yediğim. Çekebilirsin aşkım bu arada. Gerçekten. Sıkıntı yok. Keyfine bak. Gerçekten aşkım. Hangi DLC ben alayım mı sana? 2 dakika. Bende tanımlı ya. Bu kız. Sims 4 dedim. Şu Get to Work değil mi? Hayır. Hayır, hayır. İndirebilirsin. İndirebilirsin bebeğim.
aşkım. Rica ederim bebeğim. Ben de senden bir şey isteyebilir miyim yavrum? Dilemeden. Telefonumu şarja taksan yeter kuzum. Oy oy oy. Helal helal. Bir şey daha istiyorum. Hayatta kal. Rica ederim bebeğim. Ben çok rica ederim. Kuzum benim. Hayatta kal aşkım. Ya Sims'te hanım için DLC aldım da onu diyor ya. Bu muydu Scouting Party? Soy İsmail'den bizimkilere vuracak adam kalmadı ki. Dönün Bey zamanı kalın defansta. Vallahi ona çok dikkat etmedim Deniz Alp'im ya. Ona çok dikkat etmedim vallahi. Ne kesti ne etti bilmiyorum da. Ya 40 yılın başı kızcağız bir şey istemiş. Ben 10 gündür şu bilgisayarın başına çakılayım yani. Zaten doğru düzgün zaman geçiremiyoruz. En azından bir şeyden keyif alacağı zaman nık nık etmeyeyim kardeşim. Şimdi bu base'e baskın atma ihtimalleri biraz daha azaldı. 1900 scrap var. 1900 scrap'e çok güzel materyaller alınır. Metaller falan toplanıyor. Ben bir yandan şey de yapmak istiyorum. Haritadaki bütün taşları falan da toplayın. Haritadaki taşlardır. Diğer malzemelerdir. Şöyle bir toplayabildiğinizi toplayın. Buralarda falan hiçbir şey kalmamış zaten. Okey. Göreve gidemeyiz daha henüz. Research ne alemde? Biz ilk önce metal işlemeyi alacaktık ki oradan kompozit falan basabilelim. Şu Quail Gun'a gitmeye gerek yok galiba ya. Hiç kullanmadım ama kullanılabilecek bir şey gibi de durmuyor. Thunder dışında seviye alan olmadı mı? Olgun seviye aldı. Olgun artık pistol ustası. Rare Firearms. Nadir ateşli silahlar kuşanabiliyor. Çok iyi. Diablo 4 ben bayağı oynuyorum efendim ama 42 dolara değer mi bilmiyorum. O tamamen zevk almış bir şey. Kara büyü ya da kutsal büyü yapabiliyoruz burada. Şey söyleyeyim mi? Charm araştırmasına gidip Lucky Charm ve şu lanetli tüfekten falan yapmak lazım. Bunun için de kutsal su ve mystic wine lazım. Range 7, damage 35, attack speed 2. Bizim elimizdeki tüfekler ne alemde? Range 7, attack speed 2, damage 35. Aa bu zaten ondanmış. Öteki Arkebüs. Arkebüs biraz gariban tüfeği. O zaman mesela ben bunu basmak istesem kutsal suya ihtiyacım var haritada. Kutsal su yok galiba. Harbi haritada kutsal su yok ya. Biz mi kasacağız onları? Şehrin içine doğru bir gidelim. Ya da şu kısımlara gidelim. Volkanik kısımlara. 8x'ını aldım. Volkanik kısımlarda ne var bilmiyorum da. Base'e baskın gelirse de pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 14 dolardan 400 liradan satıyorlar. İyi maşallah. Outpost'u kurduk. Şunu kurduk. Early warning. Buna gidip biz devriye atacaktık değil mi? Binalardan. Şuraya kuralım. Yakınlarda bir yerde olsun. Yiğit. Primer avantajıyla 4. ayında bu arada. Yiğit çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Steam'e baksana bakayım Şahin'im.
Video yükleyemem balım. Biz Sabaton'a 17'sinde başladık Şahin'im. Şu an video falan yüklemiyorum. Allah şeyden dolayı var. Hanım oyun indiriyor, belki ondan dolayıdır. Durdurabilirim dedi ama şu an dungeon falan dönüyorlarsa. Kaçla indiriyorsun kuzum? 7 ile indiriyor, yok o da etki etmez ki. Hyper Boss durdurdum dedi bu arada hanım. Hızlı öğrenmeyi alsın, self learning. Oo. Morax falan var burada. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar beni burada garanti yarar ya. O Morax'lar falan adamı paramparça eder. Merhaba. Dost musunuz, düşman mı? Dostsunuz diye umut ediyorum. Ticarete geliver. Buralar bayağı kuvvetli mekanlar ya. Şuradan şehrin içine dala dur. 3 başlı cehennem köpeği. Cerberus koruyor burayı. Ne var lan o hastanede? Var ya, içeri giresim geldi. Bak bir kaşındım. Beni bir kaşıntı tuttu. 3 başlı cehennem köpeğini oraya niye koydular ki? Hype treninde 4x'e ne dersin derken balım? Kurs efendim şey ya, hani abonelikler, abonelik hediyeleri, onlar şey değil, hani böyle onlara bir buff veremem. Ama bittir, Bino Game Donated'dir, YouTube süper teşekkürüdür. Bunlar böyle daha şey. Kursafenim Macaristan'da ya şimdi. Slot gibi beni çevirecek ya. Ha dur bir saniye, ben bu arada benim götüm kaşınıyor dediydim. Benim götüm kaşınıyor. Şu üç başlı cehennem köpeği beni bir dürtsün de. Birader şu Morax'ın menzili ne kadardı acaba ya? Sen... Efendim aşkım? Sen niye gülüp duruyorsun? Karım çok harika, ona gülüyor. Müthiş bir kadınsın bebeğim. Bilmiyorum mu? Ona seslenmemiştir. Oğuz abiye seslenmiştir. Abim bana mı seslendin? Evet, sana seslendim canım. He canım, buyur. Sizin şey mi var kanka, bir şey mi indiriyorsunuz? Abim herhangi bir indirmem ya da yüklemem yok. Hanım Sims'i indiriyor ama Sims'i şeyde indiriyor. Neydi? 7'de. Kardeş nasıl 7 bu? Belam sikiydi. Ve lan. Ve durdurdum diyor şu an. Karakter felç oldu, inme indi, fıtık oldu amına koyayım. Şimdi biraz toparladı da. Samet'im ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim abim çok şükür. Sizi sormalı. İyiyiz biz de çok şükür. Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum abi. Vallahi Samet'im ne yapıyorsun, nasıl geçiyor? Yorgun duruyor. Şu an bakıyorum şeyine, suratına da bir yorgunluk var üstünde. Abim yüzümde bir mutsuzluk, bir gerginlik. Var var. Bir has siktir afaz var değil mi abi? Var var, o var. Onu hissedebiliyorum. Şey abi ya, insan ister istemez biraz yoruluyor. Tabii canım. Ya bir de yorgunluktan değil de... günler birbirine geçti falan böyle... Böyle.
O günlerin bana geçmesini bir de bana sor. Kanka senin günler zannetmiyorum artık sende olduğunu. Bende gün yok ya. Şeyi videoları planlarken o hangi gün olacak lan falan diyorum ki bakıyorum ekrana. Ya arada şey oluyor böyle arada bütün kafa gidiyor. Diyorum ya boş boş ekrana falan bakıyorsun. Bir de çok odaklım ondan dolayı konuşamadım. Bizim için iyi bir şey ama izlemesi keyifli. Evet yani öyle de bir gerçek var. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz dostlar. Bir de işin güzel yanı şu. Bak hiçbir şekilde boş boş video izlemiyorsunuz mesela. Sürekli bir oyun var arkada. Sürekli oyun var, sürekli gameplay var. Sürekli canlı biri var. Hani video kaydı, band kaydı falan da değil böyle. Gerçekten 7/24 geldiğinde iletişim kurabileceğin insanların olduğu bir yer. Bence bu müthiş bir şey. Abim ben sizin... Yılbaşına kadar devam ederse rekora gidebiliriz bu arada. Galiba. Rekor kırmayız ya. Rekor kırmayız yani zannetmiyorum. Ama hayırlısı diyelim balım. Ve ben sizin oyun keyfini bölmeyeyim abi. Sen canı sağ olasın görüşürük. Görüşürüz. Oğuz abim iyi oyunlar. Sağ olun abi. Ya kardeşim. Yetten dedim. Yetten bir şey demedim. Anladım. Anlayamıyorum daha doğrusu. Duyabildiğim kadar. Hoppa. Tamamdır. Yayın odasına geçtim dostlar. Şimdi oyunu ilerletmeye bir devam edelim. Early Warning'e gittik. Book Outpost kullandığımızdan dolayı yo Outpost'ta birinin sürekli devriye atması lazım. Outpost'ta biri sürekli devriye atmazsa işimiz iş. E kimi devriyeci yapacağız peki? Mesela devriye konusunda en yetenekli olan kim? Şahin'im var. Anoman Mami var. Ama Mami madende. La madene illa adam buluruz da sen devriye at devriye. Oo birinin yardıma ihtiyacı var. Tamam. Bizim şuradaki ekibi göndeririz. Bir tane hayalet falan var. Benim hanımın canı biraz az. Onun dışında her şey yolunda. Kılıçlı mılıç dışar. Tertemiz. Size sebze verem abi. Training manuel diye bir şey verdiler. Aa, kendisi antrenman kasacak galiba. Bilmiyorum. Neyse çok uzun menzilli bir karakter yok. O yüzden burada benim hanımın riske gireceğini çok zannetmiyorum. Silahları doğrultup sıkarız. Tamam çok iyi. Şimdi elemanı kurtaracağımız yer burası. Öncelikle tüfekliler. Yani Soy İsmail ve Subay Bria. Eyüp tam kafesin kenarına. Yürkan'la Olgun da arabanın köşesine. Gerçi şöyle yapalım. Yürkan'la Olgun şu arkaya. Tamam. Pozisyon bu. Efendim kuzum. Aa, yeni bir karakter de geldi. Hem lazy olup hem nasıl Berserk olabiliyorsun onu anlamıyorum da. Accuracy'si falan da düşük. Ya kısacası tank olarak kullanmayacağız herhalde. Vurçıklarda falan kullanacağız bunu. Samedimi falan olaya aldım diye hatırlıyorum.
Valla chatte de bir tek ker gitliği gördüğü için ker gitli diye yazdım karakteri, gelsin base'e. Birilerini daha kurtardığımız için %84. Bu base bir baskın yiyecek bir ara ama ne ara baskın yiyecek bilmiyorum. Şu odunları şöyle bir kes. Şuraya minik bir savunma yeri kuralım. Savunma alanı kuralım. Ondan sonra ona göre yerleşelim. Daha etraftakiler işlerini bitiremedi galiba. Bu adamlara tonla iş yüklemişim. Nasıl bitsin ki heriflerin işleri? Research'te ne alemdeyiz? Şu garden'ı bir araştıralım. Bir de artık herb tarlaları kuralım. Medical herb. Birader gerçekten mi? Kurt adam, Reaper ve Hellhound var burada. Eyüp'ü base'e bırakacağım. Eyüp'ün artık base'e gitme vakti. Bir tane daha milli karakter alacağım. Oğuz abinin Harmony'yi alıyorum. Onun da milli skill'leri iyi. İki tane en azından bizle beraber gelecek milli olsun. Kompozit yok ki adama metal shield yapayım. En azından bir tane kılıç yapayım. Dur, bu görevde herkes bir normal kalsın da sonra Eyüp'ü base'de atalım. İki tane yanımda bana eşlik edecek mini karakter olsun istiyorum çünkü. Metal zırh var, samuray armoru var. Bir de Eyüp'ün kamuflaj armoru falan birine verirdik şuradaki vision gözlüğüyle beraber. Kompozit avlarız olmadı haritada. Kompozit ararız. Halledilir yani bir şekilde. Bir tane daha kılıç kalkanlı karakter istiyorum ama. Ya da ekibi 7 kişi yaparız. Jungle Craft'a gidemem. Bak, Advantage Logistik'ten ekibe artı 1 kişi eklenebiliyor. Hali hazırda şu şeyi de yapmış olduk. Herb'ü de yapmış olduk zaten. Okey. Bu medikal herb'ler için ayrı birkaç tane çiftlik yapmak lazım. O ayrı çiftlikleri nereye yaparız? Şuraya yaparız. Senin tetiklenme alanına girmedik mi ya? Çok iyi. Abi, menzil bize burada oyun kazandıracak. Bu arada bizimkiler Mortax'ın vuruşuna bile dayandıysa geri kalanı çok rahat halledilir. Helal kuzum. İsmail buraya, Subay buraya. Hürkan arabanın yanına. Olgun arabanın önüne, Eyüp de şu kenara. Hepiniz çökün ya da hepiniz şöyle çökün. Buraya kim gelirse gelsin. Herkes dünyanın hasarını yiyecek bunlardan. Andrew diye bir karakter geldi. Spock. İyi görüyor en azından. Buna da tam otomatik silah falan kullandırırız herhalde. Ver diyor, nimble. Tamam. Güzel bir çar geldi. Yürüyün bakalım eve. Hürkan'ım diğerlerinden ayrı gidiyor ama. Pozisyon al. Pozisyon al. Çabuk pozisyon al. Devam. Andrew daha yeni geldi yani. Ona bir şey olsun istemem. Bu da vegan vampir olsun. Chat'te çünkü bir tek onu da gördüm. Baran'ım seni ne konuda kışkırtıyor bebeğim? Barancığım, kardeşim. Babuş bayağı yorulmuş gözüküyorsun. Abi normal değil mi?
Yani ben normal karşılıyorum kendimi ama merak etmeyin, şey yapacağım. Uykusuzluktan bayılana kadar durmak gibi bir niyetim yok. Birazcık daha kasıp ondan sonra bir müsaadenizi alırım zaten. Tipi görmedim değil mi? Tipi? Şu an geçiriyor gibisin bebeğim ama. Baranımı tam bir base'de crafter çarı yaptım var ya. Evet, tüccar Joe geldi. Cannibal armor ve lazer rifle. Lazer rifle'ı alamam ama. Cannibal armor alırım ya. Çünkü Kevlar Armor'u Oğuz abimin Harmony kullanır. Şu ikisini bir kenara alırım. Buradan bir de Vegan Vampire zırhını veririm. Şimdi iki tane milli karakterimiz olacak böyle. Bununla beraber bizim bir kum torbası falan yapmamız lazım aslında siperden ateş edebilmek için. Birazcık taş ve yün kullanarak şurada kendimize siper alabileceğimiz bir alan yapalım. Tamamen şu kare içerisine yığılırız. Ama yok, bu çok, bir dikdörtgen olur ve çok fena bir dikdörtgen olur. O yüzden şey yapmayalım, şöyle kapatalım. Burası bizim stekleneceğimiz alan olsun. Kuyu muyu da bize iş yapar. Ağır lootçu olarak biliniyorum. Looter yaparsan sevinirim demiş sevgili Vegan Vampir. Vegan Vampir, sizde efendim şey var bakın. Sizin isabet oranınız falan iyi. Çok çalışmıyorsunuz ama canınız yüksek, evasion'ınız yüksek. Aslında sizi kesinlikle otomatik silah kullanan birine çevirip ki şu an otomatik silahımız yok. Ki şu an hiç kimsenin silahı yok. Hani sağda solda tüccarlardan dilenerek aldıklarımız falan var sadece. Sopayı satalım. Sağda solda tüccarlardan dilenerek aldıklarımız var sadece. Hani sizi bir otomatik silah uzmanına çevirip sıka sıka gidin diye hazırlamak istiyorum açıkçası. Abi çok iyi. Şimdi şuradaki odun yığınını bir kes. Buraya yeniden odun şey yaparsın. Bizim base'de bayağı bir odun birikiyor bu arada ya. Odundur, buğdaydır. Aslında hazır burayı açıyorken neden buraya böyle bir iki tane çiftlik yapmayalım diyeceğim de evden çok uzakta olur ya. Şurayı komple temizle. Sonra ben oraya yeniden ekim yaparım. Zaten bak şu yukarıya yaptığımız ekimi yeni bitirdik. Ve %89 garanti base'e gelecekler. Metal zırh için, aslında metal kalkan için bir 10 tane kompozit almaya gitsek çok iyi olur ama 2 tane kompozit olan yer biliyoruz. Biri şuradaki fabrika ve biri de askeri yüz. Vallahi Morax'ın vuruşuna bile dayandı mı bu çarlar? Dayandı. Giderler abi oraya, bir şey olmaz. ...3661 gündür yayın yapan kanal var, ünlü olmadığı için bilinmiyormuş. Abi siz ne diyorsunuz ya? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Aa, 97 saatçik düştük. Evet aşkım, 97 saatçik. Ve yayın neredeyse 130 saatçik oluyor. 97 nedir ya? 97 dediğin yarın biter aşkım. Değil ya. Yarın biter. 87.864 saattir yayında. Birader bu 48 saatli bir Twitch bir bana mı resletiyor? Beni mi istemiyor Twitch? Bir tek ben mi res atıyorum bu yayına?
Onlar da resetliyor. Onunki Sabaton değil ama. Ne o? Eve çağırdım bu arada. Şu kompozitler gelsin. Aa, gene yardıma ihtiyacı olan biri var. Kim bu? Bir tane hayalet koruyor bunu. Vallahi yetişirse alırız artık. Evden yeni bir ekip bulup kurup göndereyim diyeceğim de. Yeni ekibin elinde hiçbir şey yok. Oğuz abimin çarada bir kılıç yaptık mı? Böyle büyük bir kılıç. Bak Samet'im, sen de seride varsın aslında. Sana da tüfek vermişiz ya. Ama research uzmanısın. Sen ve Baran'ım research uzmanı abi. Sizi bir kenara alalım da. Aman diyeyim, şöyle savaşçıları öne alalım. Adam tam otomatik silah kullanabiliyor. Makineli tüfek kullanabiliyor. Ben adamın eline ok veriyorum ve devam ediyorum. Üzücü. Şu son yer iptal edilebilir sanki. Hop. %92. Bizim base'e garanti bir invade geliyor şu an. Bilgisayarı yormuyor mu? Niye yorsun ki? Ya niye yorsun ki derken, arkadaşlar şimdi sürekli, misal veriyorum, optimizasyonu düşük, sıkıntılı oyunlar oynuyor olsam amenna. Mesela atıyorum 30-40 saat Starfield oynasam amenna da, şu an şu oynadığımız oyunun bilgisayara ne gibi bir zararı olabilir ki? Ki arada sırada açıp kapatıyorum bilgisayarı. Yani res atıyoruz dostlar yayına, 30 saatte bir, 40 saatte bir. Hemen hızlıca bir bilgisayarı kapanç yapıyoruz. Şu an şu oynadığım oyunun ben bilgisayar için büyük bir zarar olacağına inanmıyorum yani. Subay çok geride kalıyor. Subayı değiştirip ekipten hem bir Warrior hem de Eyüp'ün yanına şey mi alsak acaba? Aha. Allah'ım, nihayet bulduk. Elemanları bulduk da. Şu aradan girerlerse ne yapacağız? Buraya girdiği gibi ölecek herhalde. Ordu 5'i birden dönecek. Selamlar sevgili Eşber, hoş geldin. Sakin. Mikael diye bir adam geldi. Huntsman. Bir iki turda adam geleceğini biliyordum. Yürü bakayım, Mikael'i şuradan çıkartalım. Bu karakterde sevgili Anti-Smurf emin olsun ya. Emin diyelim kendisine. Çünkü chatte onun yazdığını gördüm en yukarıda. Eşbercim memnun oldum dostum. Ne tatlı gülüyorsun kız öyle. Şöyle anti Emin diyorum. Emin'cim hoş geldin. Ekibin avcısısın bu arada. Şu ekibi de bir hemen eve gönderelim. Çünkü ya ekibi eve göndereceğiz ya da gelen iblisler bizi tarumar edecek ciddi anlamda. Hızlıca bir şu arkadaşa deri zırh ve ok yapabilir miyiz? Bir de kalkan yapalım. Oğuz abinin diğer karakter için. Harmony için. %93. Şimdi hemen Emine de oku vermek istiyorum ama başka hangi işle uğraşıyorsunuz şu an? Odun kesmek dışında crafting'e öncelikli olan biri yok mu? Muhakkak vermişizdir crafting önceliği. Abi adama ok verin, zırh verin adama. Adama zırh verin.
Şimdi buralara birkaç tane şifalı bitki tarlası kuracağım ki baskınlar geldiğinde sorun yaşamayalım. Şöyle yapalım, kapının ağzına doğru iki tane buraya kuralım. Şifalı bitki tarlasını. İki tane de böyle alalım. Dört tanesi fazla mı gelir acaba bilmiyorum ama davulla yapacağımız en net bir şekilde burası. %96 sevgili dostlar, kaçınılmaz bir şekilde bizi avlamaya geliyorlar ve hem YouTube'da hem Twitch'te şöyle bir 130. saati geride bırakmış olduk. Merhabalar, Kontrolü Furkan, hoş geldin. Teşekkür ederim Eşber'cim, sağ olasın. Şöyle yapalım dostlar, bu arada bir baskınımızı yiyelim. Baskın yedikten sonra yavaştan save alıp çıkalım. Şurada tarlalar kurulsun. Abi yengem namluyu bana çevirdi, help. Kardeşim, Tanrı sana merhamet etsin. Çünkü o etmeyecek. Şey de diyebilirsin yani. Bu da elinde bir koz tabii ki. Mesela kocam da benim elimde gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Onu savurdum. Dedi ki kocana 125 saat kilitlerim, dedim ki orayı yapıştı zaten, bana ne. Biraz daha mutsuz. Anladım. Koca feda edildi yani, öyle mi? Baran bütün kartlarını oynadı yani. Evet. Baran'ım iyi denemeydi. Karımın bana karşı daha sevgi dolu olduğu bir dönemde tekrar dene. Şimdi şöyle yakınlara bir mineral madeni. Şuraya bir metal madeni kuruyorum. %99 birazdan gelip kafamıza ekşiyecek bunlar. Hı? Kimle ne oldu? 12'de yatıyorum efendim ben. Bizim hayırsız Ahmet ne yapıyor? Ahmet'im sen ana ekipte misin? Tamam, şu metal kalkanı da verelim. Aslında biz seni de otomatik silahlar üzerine kasıyormuşuz. Var mı otomatik silah namına kuşanabileceğimiz bir şey? Abi en ufağından bir itemimiz yok. En ufağından ya. Aslında şöyle yapalım. Sen bizim researcher'ların yanındaymışsın. Onlara tanklıyormuşsun. Harmoni'nin yerine seni alıp seni de kasabiliriz. Ya da Eyüp'ü düşer. Seni alırız. Otomatik silahta ustalaşana kadar tüfeği veririz bak. Bir de birinde daha tüfek vardı. Şahinimin tüfeği alalım. Şahinimin tüfeği sana verelim. 3 tane tüfekçi olur ekipte. Eyüp'ün sırtına da bir çelik yeleğini vermeyi ihmal etmeyelim de. Zaten Eyüp, Vegan Vampir ve Thundersman muhtemelen base'e gelenleri anında avlayacak. Böylelikle herkesin silahı da oldu. Fazladan kalkanım var. Pistol kullanana kalkan verebilir miyim acaba? Oha! Kalkan verebiliyorum. Tabanca artı kalkan şey yapıyorlar. Tabanca artı kalkan takıyorlar. Efendim arada olabiliyor öyle. Ekmek Bey Steam'e. Aşkım.
Baran'ın bugün bizimkileri göt etti. Edi ile büdüğü. Bugünlük ona merhamet etsek olur mu balım? Senden bir yardım istiyor kıyamam. Ama o bana bugün merhamet etti. O bana kitlemedi. Sonra size merhamet etti. Çünkü ben etmiyorum. Baran'ım evin reisi o biliyorsun. Benim sözüm geçmiyor. Kapatam aşkım. Ney? Koca Gökleyince senin bokuna bana giriyor mu? Ama Baran'ım hani biz kardeştik? Orduya bakar mısın bu arada ya? Adam kurtarmaya da net gideceğim bu arada. Advantage Lozish'liğe de az kalmış. Gelecek bölümde daha kalabalık gireriz. Yarabbi şükür. Ya bütün hayatta kalanlar hazır da. Ne oldu? Bizim okey. Bizim agalarla ticaret yapa yapa ilişkimiz de gelişti. Birlikte yanalım o zaman tek birine haşlıyor. Birlikte nasıl yanabiliriz balım? Ha trader geldi. Var mı otomatik? Oha Deagle var. Ahmet'im bence sana Deagle'ı alalım var ya. Bak. Arkebüs'ü salla. Sana Deagle alalım. Alnının çatından çak şunları. Üf. Vision'ın falan da var. Aha geliyorlar. Son bir saniye. Herkes hazır. Kaç adam geliyor? İki tane mi? Bir tane alev şeyi. Bir tane de minor demon. Bu kadar mı lan? O kadar güvenlik önlemleri. O kadar bubit uzakları. İki tanecik yaratık geldi. 2-2. Şimdi şöyle yapalım. Eyüp'ü buradan alalım. Ahmet'imi şöyle bir sahaya sürelim. Adamı o kadar Deagle aldık. Sonrasında da partiye şey dahil olacak. Harmony dahil olacak samuray. 7 kişi. Paldır küldür gideceğiz. Şöyle yapalım. Yardıma ihtiyacı olan Aga'yı kurtaralım. Bu itse trap bu arada ya. Yavaş yavaş hayatta kalanları daha fazla adam korumaya başlıyor. Ondan sonra save alıp bu videoluk bu kadar diyelim. Şahin'im buradaysan sana zahmet modemini bir restler misin balım? Yavaştan sana bırakayım. Vallahi ben de bayağı gelir sandım. Ama gerçi ilk baskınları. Abi ben dersimi aldım. Sevindim. Şimdi sana ders verme zamanı deyip ucu bana dokunmayacaksa çok sevindim. Sen daha dur. Sana başlamadım bile ben. Dur. Sen dur. Yengimki daha büyükmüş. Hadi bakalım. Tamamdır, tamamdır Şahin'im. Ha, parlaların arkasında. Okey. Herkesi konumlandırırım oraya. Sana daha başlamadım Samet Bey. Senin cezan daha mı büyük? Bu. Dimitri. Yozlaşmış.
Hem daha fazla damage yiyor. Galiba daha az damage yiyip daha az damage mi atıyor? Daha mı fazla yiyor? Baze'in şeyi o zaman bu ya. Garibanı. Olan ekmeğe mi olsun? Tamam. Ben de seni seviyorum bebeğim. O zaman bu Dimitri Horiben olsun. Bir de gece ha. Gözleri de görmüyor. Vallahi adamları avlıyorlar. Ahmet'im de dürbün de var. Kamuflaj armoru da var. Hiçbir şey olmaz. O subay çok yavaş koşuyor. Ciğeri olan bir adam mı alsaydık acaba ya? Subay yerine. Korben hoş geldin. Hoppa. Dön eve. Var mı Korben'e item? Abi base'imiz şu an çok iyi durumda değil, o yüzden... Aşkım bir dakika bir şey soracağım. Sor aşkım. Acil tamam, şimdi sevgili dostlar yavaştan save alıp salalım. Gelecek bölüm muhtemelen kişi sayısını 7 kişi yapıp 2 tank, 3 pistollü, 2 de tüfekli karakterle ortalıkta bayağı bir yargı dağıtacağız. Sevgili Korben'in de zırhı ve armoru hazır. Şimdi efendim yavaştan save'imizi alalım. Kimse daha base'i keşfetmeden. Ve videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Sanırım sevgili arkadaşlar 21 kişi olduk. 21. Ey maşallah. Son anda çok fazla karakter attı üstümüze ya. 35 gündür hayattayız bu evrende. Efendim vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bye bye.